Merhabalar. Pitpod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Sezonun 8. yarışı Monaco Grand Prix hafta sonunu geride bıraktık. Şarlöckler evinde kazanmayı başardı. İlk turda ciddi kazalar oldu. Hepsini şimdi Pitpod'un yeni bölümünde. Ata hoş geldin. Abi hoş bulduk. Ne haber? İyi, çok keyifsiz bir yarış ama çok güzel sonuçlandı. Hikayeler var. Evet, bir de dün çok güzel bir kombo vardı yani. İşte Monaco, Lökler kazanıyor, peşine akşam Galatasaray şampiyon oluyor falan. Evet. Bayağı iyi komboydu o yani. Aslında ben onu geçen hafta bekliyordum. Geçen hafta ne yarışı vardı? Geçen hafta Imola vardı. Imola peşine böyle şey orada bir Ferrari galibi peşine galta etme derbi falan böyle yani. Evet o gibi. Olmadı evet. Biraz daha tatlı olurdu ama. Aynen. O komboyu dün gerçekleştirdik hiç sıkıntı yok. Orada spor tarafları dedi ki o kadar da mutlu olmanıza gerek evet, yok. Evet. Saraylı kardeşlerim. De. Aynen öyle. Zaten Monaco'da da bir Galatasaray bayrağı açmış. Gördün bilmiyorum. Öyle mi? Yarışta evet, tam rökler röportaj veriyor. Hatta bu Galatasaray resmi hesap paylaşmış. Eğer hmm. Photoshop değilse tabii ki Photoshop değilse. Oğlum Galatasaray formalılar genelde böyle Afrika'da falan çıkıyor ya. Evet, ya da Afganistan'da bir yerde. Falan. Afganistan'da falan çıkıyorlar. <laughs> i̇lk defa Monaco'da evet. elit bir yerde bir Galatasaray bayrağı forması gördük. Evet. Evet ilk defa demişken Sherlockler evinde ilk defa kazandı. Evet. Hatta ilk defa yarış bitirdi galiba. İlk defa evet. yo yok bitirdi yine dördüncülüğü falan var. var mı? DLF'di. Evet. Ha, arada Üç bitirmiş. tane DNF'si var. Bir P7 bir, bir DNS'si var. var. Başlayamadığı bir yarış. Ha, evet. evet. Ee, iki tane yarış bitirmişti e, ee, ilginç bir şekilde Verstappen ee, hmm, de yarışı bitirdi ve şey yani hiç sıra kazanamadı podyum. hiçbir şey yapamadı podyum yapamadı Verstappen ya şu an Lökler'le hmm. Verstappen'in puan farkı 30'a falan düştü 138'e 169 31. 30... Yani 2022'de bu bantlardayken Ferrari şampiyonluğu geliyor falan diyorduk yani hmm. Verstappen çok hata yapmaya başladı e ee, araba da çok iyi değil belli ki. ara kapandı ya. Evet. Neyiz biz yarışa girelim? Yarış zaten çok kısa. Yani yarışlık bir şey yok. Her şey koalde belli oldu. Ya Force telsiz mesajı zaten anlatıyor gibi biraz. Keşke evet, neydi? Getireydim. Ha, öyle bir şey mi demiş? Evet, önce de dedim. Onu görmedim ben. Evet. Olabilir. Ya yani mantıklı çok şeydi. Hatta bir ara Twitter'da e, Red Bull ve Alfa Taurin neydi daha viza temassız kart Red Bull şeyinin adminleri şey oynuyordu. XoX falan oynuyordu yani. Yani o kadar hiçbir şey olmadı yarışta evet. ama birinci tur çok fenaydı yani. Birinci tur evet. enteresan kazalar gördük. Haas'lar, evet. Magnussen'in biçişi, evet Perez ve dolayısıyla Hulkenberg gitti. Evet. Ondan sonra Haas'lar yarıştaşı, Perez yarıştaşı. Perez zaten rezalet bir cumartesi evet. geride bırakmıştı. İki yarıştır ortada yok Perez. Tamamen zorlayıp P18 bulması Monako'da çok acayip ve buna bununla beraber bir de sen şimdi Haas'ların yanına düşersen ya Magnussen sen de kimi geçmeye çalışıyor ben onu anlamıyorum. Ya abi şeyde yokuş çıkarken Paris geçeceğinde ne olacak ya Allah aşkına ya. ya yani tamam sanki şey atak yapıyorsun ya kick, kick neydi ya kick Sauber mi? <laughs> her takımın adı bir der. kick salver. sporda bir içeriği yapıyoruz artık. Ya yani, evet yani. de her sene isim değişirse ama ya içerik yapmakta zorlaşır lütfen, yani. Mi? Lütfen diyoruz. Evet, evet. E sonrasında zaten şey e, o kazadan sonra herkes o pit de lastiklerini değiştirince yani lastik Hı -hı. tiplerini değiştirince e, bir daha pit yapma ihtiyaçları doğmadı. Bundan haberi olmayan bir kişi vardı. Ya e, Jason Tayıncıoğlu. Yani evet. yarış boyu acaba ne zaman pite girecekler? Acaba işte şu bir pit aralığı ne kadar olacak? diye 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 ben inan ben bir ara ben ikna oldum ya. Dedim herhalde ben yanlış biliyorum. Evet. Hani kırmızı bayraktayken e, lastik değişme şeydi. Oysa Kur'an şey yarış içerisinde istersen havada değiştir. istersen yani dur kalk yaparak değiştir. Nerede yapıyorsan hmm. lastik tipini değiştirmen gerekiyor. Bir, bir sefer bir sefer en az. Hmm. Ve şey birinci turda kırmızı bayrak çıkınca herkes değiştirdi. işte. Hmm. mediumlar hard oldu falan. Hmm. İlk dörtte yer alan Ferrari'ler ve McLaren'ler medium'dan hard'a geçti. Evet. Arada da şey işte buna pas attı. Red Bull'un işte Verstappen'in yarış mühendisi. Ee, ya herhalde dedi Russell dedi o kadar yavaş gidiyor ki öndekilere pit aralığı açmak istiyor falan. Hmm. Jason Tayıncı onun aklı orada da iyice çorba oldu. Evet. Allah'ım ya Rabbim ya yarış boyu 70 8 tur yarış. 74'te falan anladı. Pite girinler evet. sonlara doğru bayağı. Aa <laughs> evet pit yapmayacaklar galiba. Ya Allah aşkına ya ne olur ya Hayır oldu. Evet ya şimdi şeye geldiğimizde pistte de geri döndüğümüzde Lökler Poli aldı. Evet. Sadece evet. üçüncülüğü aldı. İnanılmaz bir tutuldu. Ketim evet. İnanılmaz bir Açın izleyin değerli izleyenler. Açın izleyin acil. Evet. Ee, burada ikinci Piyastri, E, üçüncü de e, evet. Norris oldu. Evet. Yarışta bu şekilde başladığı gibi bitti. Çünkü Ama dördüncü, dördüncü Norris, Norris oldu. Lazım. Böyle demeyeyim. Piyastri 2 Norris 4 dedim işte. Ha, Norris 3 oldu dedin. 3 mü dedim? Ha, 3 oldu. Aynen. Doğru demiştim. Evet buyurun. Ee, yani burada şimdi Lökler'in turundan biraz e, yani Lökler'in buraya özel hazırlanmasından bir bahsetmek lazım. Hı hı. Bir de antrenmanlara baktığımızda Mercedesler acaba bir hareket var mı? Hani 3 e, antrenman seans, seansında da en iyi 3 turdan birini atan kişi şey Hamilton'dı. Hı hı. Ee, ona rağmen şeyde 7. E, likte kaldı. Evet. Doğru mu sayıyorum? Yedincilik? Öyle öyle 7-8-7 falandı. 7 Hamilton. Yani. Evet. Yani şey e, yarış çok ilginçti. Evet. Değil. Yarış e, <laughs> yani aslında her şey koalde belli oluyor diyoruz ama mesela şimdi Lökler'in inanılmaz iyi bir tur atmasını ben anlayabiliyorum koalde. Evet. Ya çünkü adam orada büyümüş tam asfaltı santim santim biliyor. Hı hı. Yani nerede ne var kafasında defalarca geçirmiş zaten ne yapması gerektiğini. Ama burada insanı dikkat şey piastrin turu. Ya de Leclerc'in hemen ensesindeydi yani. Herkesten e, Hı -hı. bağımsız iki ayrı tur atıldı. Hı -hı. Ve inanılmazdı piyasada. Piyasada yarışta da, da inanılmazdı. Ya ben gerçekten hayret ediyorum e, ya. Piyasada arkasında gitti tempo. Evet turdu. tempo. Ya Sa tempo çok yalan bir tempoydu. Evet. Herkes çok yavaş gitti. Yani e, en hızlı turun ya, mümkün en hızlı tur 3 saniye falan arkasında tur attı herkes. Hı -hı. O yüzden Hı -hı. şey tempo durmuyor. Bir, bir daha kimse pit yapmamak için. Ya bir de şanssızlık şu. Birinci turda kırmızı bayrak çıkınca Monaco'da geçişler de olur, pit de olur. Pit de evet. kimse pit yapmayınca ne evet, tüm olmadı. Yani e, Russell'ın da inanılmaz düşük temposundan dolayı yani Verstappen ve Hamilton pit de yaptılar. Hmm. ama yani orada bir şanslarını denediler ama herhangi bir şey olmadı orada. Herhangi bir avantaj sağlayamadılar. Russell'a dediler ki sen medium'la bu yarışı bitireceksin. Öyle turlar atman lazım. Ras'ın öyle bir lastiği oldu ki ben bugün bu tişört seçimimi ondan böyle yaptım. Yıpranmış bir Mercedes tişörtüm vardı. Evet. şeyine et, e, etkilendim. lastik performansından etkilendim. Hatta Mercedes adminleri de Instagram'da, Twitter'da işte lastiklere fısıldayan adam e, şeklinde de bir şey atmışlar. Bu Perez eskiden hatırlar mısın? E, tabi. Perez için derdik ben Perez ben... Evet, piyasada yok hiç ikisi de yok. Ne kadar Değişiyor. Şu an Ferrari'ye lastikleri fısıldıyorlar diyoruz falan. Evet. Ferrari yani lastikleri... Çöz... Abi şey Las... gibi lastik yastık aşımı olayını var ya bayağı çözdü. İki sene önce yani hızlı bir araba yapıp hı hı. lastik aşımı konusunda Red Bull'un çok arkasındalardı. Şimdi hı. o konuda bayağı yakaladılar. Evet, lastik değil yastık. Hakikaten Yapıyoruz. öyle. Şeyde de şimdi kazada da yani bariz Magnussen'in hatası gibi gözüküyor. Evet. Ama işte Perez yer verdi mi vermedi mi yani o orayla ilgili kafanda bir soru işareti var mı? Ya var. Şöyle var. Ee, Perez'in ya şöyle. Orada yer vermek zorunda değil. O yokucu tırmanırken herkes önüne bakıyor çünkü. <laughs> yani dimdirek çıkışa Tabii. bakıyorsun yani. Öyle sağ tarafa bakamazsın muhtemelen. Ee, orada da Magnussen'i ya kardeşim abi bir gerçekten bir frene bas bir şey yap ya. Ne olacak abi sanki ya. Allah aşkına ya. ya bir de sen zaten bu sene çok fazla, adam ya. Evet, çok fazla ceza aldı. Bir de hani şey de Drive to Survivor'da da bir iki senedir ya ben çocuğum olduktan sonra artık daha güvenli sürüyorum. Yani. Başka bir insan olduğum alan diyen bir adam. Ya bu, bu sezon yani hakikaten alkolü gibi kullanıyor Evet. Ve yani muhtemelen minimum bir yarış. Yani aldığı ceza puanlarından dolayı bir ceza yarışa çıkamama cezası olacak. Ama hı hı. yani Magnussen'in bilmiyorum bence daha fazla ceza alması lazım. Hani izleyicilerinize evet. de soralım. Magnussen'in bu saçma sapan sürüşüyle ilgili bu kazalarıyla ilgili yorumları da varsa aşağıya bekliyoruz. Çünkü hakikaten şu an pitte, şey pistte en çok sövülebilecek kişi bence Bu sene evet. seneki performanslar. Bir de gitti Red Bull'a şimdi 2,5 milyon dolar fatura çıkardı. Tabii canım arabada hiçbir şey yok. Evet. Hiçbir şey kalmamış. Gövde yani. Tabii canım. Hatta ben sana şey mesaj attım ya. Ya bu espri gerçekten tarihin güvenli espri falan yani. Araba araba bildiğin tosta basıldı ve Perez orada selamünaleyküm aleykümselam fırladı gitti ya yani. İlk gördüğümüz kare. Perez'in araçtan çıktığı kare yerine Perez'in aracının e, aldığı hal olsaydı Perez ölüm mü diye evet. düşünürdük. Aynen. Gerçekten öyle ya. O nasıl o, bir kaza bir ya? Bir baktık zaten. önce Perez'i gördük. Perez rahat rahat tek direksiyona takıyor falan. Hı hı. Sonra bir baktık araç çok ortada. Evet. Yani. Çok inanılmazdı ya. Korkunç. Bir kazada Alpinler yaptı o konun e, tünel girişinde Gazdin'in önüne kırdığı bir pozisyon evet. var. Direkt önüne kırıyor ya. Ya üstüne kırıyor, önüne de değil. Hı. Yani daha yan yana olduklarını biliyor olması lazım. Evet. Orada fren yaptırmaya çalışıyor. E, Gazi'de fren yapmayınca tam da kırmızı bayrak çıkmak üzereyken o bir zıplıyor. Zaten sonra DNF oldu yani. Bir daha geri dönemedi kırmızı bayraktan sonra. Evet. E, o konu için e, sular kaynadı bence. Hani evet. gelecek Kanada'da o konu görmeyebiliriz. Alpin takım patronu Hamin yanlış hatırlamıyorsam adı. Yine o adamı görünce de aklıma Çernobil geliyor ya. Orada da Fomin diye bir evet. şey vardı. Fabrika ee, şu Çernobil Santrali'nin müdürü o konu yani şey rest çekti gibi haberler var. Ne? Ee, yani bakalım. Ama o konu yani takım arkadaşlarının iyi geçinemeyen bir profil olduğunu. Evet. Zaten kimse iyi geçinemiyor da o bir hı. ekstra hı. sorun yaşadığını hı. Tabi. biliyoruz. Ee, burada tabi şey de var. Sainz'in piyasasıyla bir teması var. Kırmızı bayraktan önce hı hı. lastiği patlıyor. Hı hı. Ama şansına Joe hı. ilk sektörü tamamlayamadığı için ilk kırmızı bayrak çıkana kadar Evet. Da 3. sırada başlamayı. Yatsın kalksın evet. Ya dua etsin ya. Kazadan sonra Joe orada frenlemese. Evet. Yani frenleyip Perez'leri bekliyordu. Sainz'i şu an o, kaçı? 16. görüyorduk yani. Kimse de geçemezdi. Tabii ki mümkün değil. 16. bitirirdi yarışı yani. Yatsın kalksın Joe'ya dua etsin. Evet. doğru. Ee, yani tempo olarak bak yani hakikaten tempo çok konuşulacak bir yarış değil. <laughs> Herkes dediğin evet. gibi ilk turdaki kırmızı bayraktan dolayı yarışı bitirmeye odaklandı. Evet. Ee, yani Alonso'dan hani, iyi turlar göründük genelde Monaco'da. Çünkü Monaco yani sürücünün pilotun tabii, e, öne çıktığı bir pist. E, ama o da ortada yoktu. E, Suno da yine puan almayı başardı. Çok iyi 8. bitirdi ya müthiş. Suno da kafaya koymuş Perez'in koltuğuna oturacak. Evet. Kafaya koymuş ama zor. Bence yine Perez'den devam ya yani 2025'te. Geçen yani bölümde demiştim onu. Evet öyle. Yani şey e, yeni araçlar 2026'da yeni araçlar geleceği için hı hı. hani 2026'ya ciddi bir yatırım yapacakları bir aday bulamazlarsa dediğin gibi Perez'de muhtemelen devam edecekler. Evet fantasy takımlarımıza geçelim. Geçerken de e, videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Abone kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı da unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. E, bu hafta e, senin takımın, sen takımı değiştirdin Değil mi? Takımı değiştirdim. Son dakikada, son dakikada, Son evet. dakikada lökleri aldım takıma. Evet. Lökleri 2x verdim. Kazanacağından %100 emindim çünkü sıralamalardan önce. Evet. Ama yani bir Okon aldım, bir Magnussen aldım. Ee, şey oldum yani, Mapus cezasına çarptırıldım. Evet, çok güzel bir takım kurmuşsun aslında. Evet. Lökler, Magnussen, Bottas, Okon, Sunoda, Ferrari, Red Bull. Evet. Ya yani ve Löklerle gerekeni yapmışsın. Magnussen'in ve Magnussen'in bir de şeyden de eksik var. Evet. Hmm. sıralama turlarından da evet. aldı ya aslında. Evet. Onlar baya e, puanların içine etti. 119 puanda kalmış. Ya o konuda eksi 33 mü ne aldı? Hmm. Yani Magnussen eksi 19 gibi bir şey. Bir de ben fazla şey de işte eksi 10 puan. Takım McLaren alacaktım dedim. Ulan çok da fazla şey gitmesin şimdi puan gitmesin falan. Abi asıl bomba senin takımına geçmeden önce şimdi şey, ligimizde Emre. Emre bu hafta eksi 5 puan almış. <laughs> Bugün yazdı lan nasıl başardın dedim. Bir baktım takım ha almış Magnussen, Hülkenberg. Kardeşim Günter Steiner takım yapsa geçen sene böyle takım Gerçekten Steiner ya. böyle takı ya. Ginaz böyle takım yapmaz ya. Emre ya. Şey Verstappen 2x almış. Ah kardeşim. Yanına Red Bull. Ah Eksi e 5 puan ya. <laughs> <laughs> Emre'nin takımını da verelim ya. İbret tablası. evet evet. evet. evet, okay. evet. Şöyle... Böyle takımlar yapmayın diye ya, Emre bak, takımını ya. verelim. Set Neyse, takımına geçelim. Sağlık olsun diyelim. Ömrede benim takımda da e, ben de değişiklik yapmadım bu hafta. Verstappen, hmm. Joe Bottas, Sarçın, Sunoda, Ferrari, Red Bull. Ya bu McLaren'e geçiş konusunda geç kaldık. Evet. Ligimizin yani, birincisi Ulay Hoca'da. Aldım ben de. Evet. Sevgili Olcay e, Pitpot Ligi'nde de liderliği aldı. 1942 puanı çıktı. ve 200 küsür puan aldı 250 259 zaten şey kadroyu Aynen, o geldi. McLaren ya işte şey Allah'tan biz onun iş yeri liginde aynı takımdayız da demiştim ya hı hı. orada yırttık. E, Fantezide hakikaten negatifli bir haftayı geride bıraktık. Evet bir sonraki yarış Kanada Grand Prix'si iki hafta sonra Avrupa'nın bir dışına gideceğiz Amerika'ya sonra tekrar Avrupa'ya geri döneceğiz. E, şu ana kadar bizi izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. A, yine hatırlatalım abone olmayı e, videolarımızı beğenmeyi. E, videolara yorum atmayı unutmayın diyelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.